Evet, ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Aralık arasında biz sevgili yayları neler bekliyor? Arkadaşlar, klasik haftalıklarda biliyorsunuz 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Arkadaşlar amma çok çıktı ya. Kupaların kraliçesi arkadaşlar. Arkadaşlar kupaların kraliçesi normalde derin anlayışı ve yeteneklerimizi sembolize eder. Çoğunluk kraliçelerin hemen hemen hepsi arkadaşlar. Nedir? Bu dönem gayet sakin, konforlu bir dönemde olacağımızı, aynı zamanda çok fazla aşırı derecede merhametli olacağımızı sembolize eder ve aynı zamanda da bizi uyarır arkadaşlar bu kart. Yani şu anlamda merhametin çok fazlası biliyorsunuz. Merhamet ve kullanılmanın arasındaki çizgi çok ince bir çizgi. Ve bu çizgiyi dengede tutturmamız gerektiğini sembolize ediyor. Aynı zamanda da arkadaşlar ilişki konusunda özellikle su grubu işte nedir? Yengeç, balık, akrep burcundan bir kadın. Çoğunlukla 35 artıdır ama nadir de olsa 30 ve üstü de diyebiliriz. Böyle bir kadına da uyarlayabiliriz. Karakteristik özelliklerin nedir? İşte konforu sever, sakindir, çok merhametlidir. Evlilik için eğer yani gerçek bir anne arıyorsanız çocuğunuza, hakikaten karakter olarak gerçek bir annedir arkadaşlar. Hatta yani şöyle söyleyeyim, çoğunluk meslek olarak da zaten insanlığa hizmet eden kişilerdir arkadaşlar. Aynı zamanda kupaların kraliçesi arkadaşlar bu dönem sezgilerimizin çok güçlü olacağını ve sezgilerimizi dinlememiz konusunda da bizi uyarıyor arkadaşlar. Ve bu dönem aynı zamanda az konuşmamız gerektiğini bazı konular hakkında ve karşımızdaki kişinin karakteri olarak da hanımefendinin konuşmayı çok fazla sevmediği, yani az konuştuğu fakat çok dinlediğini de sembolize eder aynı zamanda. Hadi bakalım ikinci kartımız biz sevgili yaylar için. Kraliçelerden gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dönem asaların kraliçesi, şöyle söyleyeyim, liderlik vasıflarımızın yüksek olacağı bir dönemi işaret eder arkadaşlar. Aynı zamanda cesur ve kararlı olacağımızı da sembolize eder bu dönemde arkadaşlar. Aynı zamanda da bu dönem kimseye eyvallahımız olmayacağını, yani bizim her şeyi kendimiz başarıp kendimizin yaptığı şeyler sonucu bir takım şeyleri kazanacağımızı sembolize eder arkadaşlar. İleri görüşlülüğümüzün yüksek olacağını bu dönemde sembolize ediyor arkadaşlar. Yani anda değil de birazcık daha ileriye yönelik bir takım şeyleri, planlamaları yapacağımızı sembolize ediyor arkadaşlar. Ve karşı tarafın karakteri için, eğer bunu karşıdaki bayan için bunu karakterine entegre etmeye çalışırsak nedir işte? Neşelidir, cesaretlidir, kararlıdır, cesurdur, liderlik vasıfları yüksektir, yani çok kolay domine edemezsiniz. İleri görüşlüdür, sağlıklıdır ve her zaman der ki ben bunu yapabilirim. Ve biz de öyle arkadaşlar, bu dönem ben yapabilirim diyeceğiz. Bu dönemde hatta bazı arkadaşlar için çok şanslı bir dönem, kendi işlerini kurma planları varsa arkadaşlar. Hadi bakalım son kartımız biz sevgili yaylar için. Ortalardan çekelim şöyle. Bu aralar hep kılıçlar. Yani diğer burçlarda da arkadaşlar hep bu aralar krallar, kraliçeler aldı başını gitti. Bu dönem arkadaşlar kılıçların kralı. Bu dönem aklımızın, duygularımızın önünde olacağını sembolize eder. Arkadaşlar birisi bizden barışmak istiyorsa, hani bir adım atana 10 adım atarız denir ya. Bu dönem evet, bir adım atana biz 10 adım gideriz. İnsan ilişkilerimizin iyi olacağı bir dönemi sembolize eder. Fakat
bizimle savaşmak isteyenlerin de vay haline bu dönem. Çünkü bu dönem hakikaten bize zarar vermek isteyen insanlara karşı şöyle söyleyeyim arkadaşlar, acımasız olacağımız bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. Eğer karşımızdaki insana bir takım şeyler yaptırmak istiyorsak bu dönem o dönem manipülatif özelliklerimizin gayet yüksek olduğu bir dönemi sembolize eder arkadaşlar. İş konusunda da gayet nasıl söyleyeyim, gayet disiplini sadece işte değil hayat anlamında bir disiplin anlayışımızın oluşmaya başlayacağını bu dönemde, aynı zamanda telefonla çok fazla işimizin olabileceğini bu dönemde sembolize eder arkadaşlar. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar, eğer atıyorum bir konunun çıkmazındasınız ve birilerinden tavsiye almak istiyorsunuz, sizin için tam insanı kılıçların kralı hava grubudur, ikizler, terazi veyahut kova burcundan güvendiğiniz bir insandan tavsiye alabilirsiniz. Veyahut da eğer kendimize uyarlayacak olursak bu dönem insanlara güzel tavsiyeler verip insanların bunlardan faydalanmalarını da sağlayabiliriz aynı zamanda. Fakat arkadaşlar bir konuda da kart bizi uyarır. Bu dönem aşırı derecede açık sözlü olacağımız bir dönemi sembolize eder ve acımasız bir şekilde açık sözlü olarak bazen karşımızdaki insanları istemeden kırabiliriz bu dönemde. O yüzden konuştuğumuz kelimelere çok dikkat etmemiz gerek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, karşımızdaki tanışacağımız insana da bunu uyarlayabiliriz. Nasıl uyarlayabiliriz? İşte aklı duygularının önündedir, disiplinlidir, acımasızdır, manipülatif özellikleri yüksektir, çok işi vardır, özellikle telefonla bir takım işleri vardır çok fazla. Fakat ilişki konusunda da aceleci değildir. Aslında bunu kendimize de uyarlayabiliriz. Çünkü kılıçların kralı arkadaşlar ilişki için ortak noktaları arar. Yani bizim de bu dönemde ilişkimiz yoksa eğer, ilişki kurmak için de pat diye atlamayacağımız bir dönemi sembolize ediyor. Oturup hallice düşüneceğimizi, acaba bu insandan evet ben hoşlanıyorum ama ilişki için ne ortak özelliklerimiz var diyeceğimiz bir dönem. Ve karşımızdaki kişinin karakteri için de aynı şey geçerli. Karşımızdaki kişi de hemen pat diye atlayan bir kişi değil. Bu kişi de ilişki için ilk kriter olarak ortak noktalara bakan bir insan. Evet sevgili yaylar, bizler için 18-24 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşça kalın.